Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İki adayın da açıklamalarını hem Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk'ün açıklamalarını sizlerle paylaştık. E, Burak Elmas'ın basın toplantısı vardı. Veli e, seçim ilerleyen e, haftalarda belli olacağını söyledi. Önümüzdeki hafta özür diliyorum seçim tarihini açıklayacaklarını ifade etti. İstersen oradan bir başlayalım. Şöyle istifa etmeyeceğini söyledi dedi iki başkan adayı da. Çünkü şöyle bir durum var İstifa etmiş olsa... Sayın Başkan net olarak bir seçim kararı alınabiliyor. Hali istifa etmediğinde bu durum muallakta kalıyor ve iki başkan adayının da 21-28 Mayıs günlerini işaret ederek böyle bir taleplerin olduklarını ifade ettiklerini belirtiyor. Masayın Burak Elmas'ın da açıklamaları var elbette bu seçim sürecine dair. Kendisi de gelecek hafta seçim takvimini belirleyeceklerini söylüyor. Ve bunu söylerken de şu ifadeyi kullanıyor. Herkes bizden seçim tarihi bekliyor. Fakat Galatasaray'ın geleceğini ciddi bir şekilde etkileyecek kararla ilgili istişareler yapmak istiyoruz. Seçimle ilgili tarihi açıklamayı önümüzdeki haftaya bırakma kararı aldık dedi. Sayın Başkan'ın açıklaması bu yönde ve aynı zamanda seçimin yarın olması için ben de gidip imza vereceğim diyor divan kuruluna. İmza toplanmasını ben de destekliyorum. Galatasaray demokrasisine müdahale edilmesine her zaman sert tepki göstermemiz gerekiyor diyor Sayın Burak Elmas. Tabi burada şöyle bir durum var. Sayın Fırat Develioğlu'nun yaptığı bu istinaf mahkemesine taşıma konusu ve dün akşam saatlerinde olan bir itiraz ve bugün öğle saatlerinde neticelenen bir durum olduğu için seçimde yarın olacağından dolayı bir itiraz şansı kalmadı Galatasaray'ın. Ve dolayısıyla zamanlama olarak son günde çıkan bir karar olduğundan dolayı seçim iptal oluyor doğal olarak. Hı, hı. Ama diğer taraftan ne oluyor? Galatasaray çok ciddi anlamda her geçen gün kaosa sürükleyen bir durum ortaya çıkıyor bence. Süreç uzadığı için. Süreç uzadığı için artı sezon bitmiş olacak hala Galatasaray'da bir seçim olmamış olacak. Mevcut yönetim kurulunun bütçesi onaylanmadı. Artı. Mevcut yönetim kurulu idari açıdan ibra edildi mi edinmedi mi bu havada şu an itibariyle mevcut durumda şu anda. Dolayısıyla böyle bir durumda şimdi şöyle düşünelim birçok futbolcuya ki duyuyorum zaten ben de transfer teklifleri var. Galatasaray'da talibi olan futbolcular var. Şimdi diyelim ki isim önemli değil Nelson diyelim. Nelson'a 15 milyon avro teklif geldi. Karar verecek mi şu anki yönetim? Havada kalan bir soru işareti. Artı şöyle bir durum da söz konusu. Dominik Torrent'in geleceği ve böylelikle tabii ki yeni sezona hazırlanacak olan Galatasaray futbol takımının ne zaman hazırlıklara başlayacağı? Transfer planlamasını kim yapacak? Kim yapacak? E, oyuncuları işte bir kısmı zaten hiçbir zaman tamamlanmıyor. Hiç onaylanmadı ödemeler Ama nasıl yapılacak? Bütün bunlar söz konusu. E, dediğin gibi aynı zamanda Torrent'in geleceği şimdi hem adaylar da zaten teknik direktör konusu her zaman soruluyor. E, Sayın Eşref Amamcıoğlu günden futbolda konuktu kendisi de bu konuya cevap verdi. E, bir an önce tabii ki bu konunun netleşmesi lazım ki aynı zamanda takımların gidişatları açısından. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da büyükler konuşmaya başlıyor. Seçim hazırlıkları başlasın. Bildiğimiz gibi normalde 30 Nisan'da olması gereken seçim yine mahkeme kararı ile iptal edildi. Seçimi iptal ettiren kişi sebep olarak Metin Öztürk ve Eşref Amamcıoğlu. İkisi de yeterli değil. Eski başkanlardan birisi aday olmalı. Bunun için iptal ettirdim. Açıklamasını yapmıştı. Normalde eski başkanlardan yani Dursun Özbek, Ünal Aysal, Abdülrahim Albayrak gibi isimlerden hiçbir aday olmayacaktı. Fakat bu son iptal ettirmeden sonra bu üçlüden birini seçip aday yapmaya karar verdikleri söyleniyor. Genel kurulda çok fazla baskı gelen ve artık elini taşın altına sokmaları gerektiğini düşünen bu üçlüden büyük ihtimal Abdülrahim Albayr'ın aday olması bekleniyor. Oy çoğunluğu zaten büyük bir kısmı ellerinde. Üçlü cephesinde birleşenlerin %70 gibi oy kitlesi hazır. Galatasaray taraftarlarına baktığımızda da aslında birçoğu da yeni adayların yetersiz olduğunu düşünüyor. Metin Öztürk'ün ilk başlarda canlı olarak Nuri Şahin'i Galatasaray'a getireceğiz deyip daha sonrasında Antalya Spor Başkanı ile tartıştıktan sonra Nuri Şahin gibi hocaları istemiyoruz pro lisansı bile yok demesi maalesef kendisiyle çeliştiğini gösteriyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetici listesini yemeğe davet edip yemek ücretini üyelere bıraktığı iddiası da var. Bu iddia da Erman Töroğlu'dan gelmişti. Canlı yayında söylemişti. Yani sanırsam yeni bir adayın daha çıkması daha hayırlı olacak gibi. Peki bu konuda sizin düşünceniz nedir dostlar? Metin Öztürk'ten de açıklama geldi. Burak Elmas'ın başkanlığı saat 10'da bitmiştir. Galatasaray'da bugün yapılması beklenen seçimli genel kurulun iptalinin ardından Galatasaray üyeleri ve Galatasaray Divan Kurulu üyeleri Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde toplandı. Başkan adaylarından Metin Öztürk, mevcut başkan Burak Elmas hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Bugün itibariyle Galatasaray'ın başkanı yok. Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Mevcut başkan Galatasaray kulübünü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetimizle toplantılara katılıyoruz ve 3. haftadır Burak Elmas bize hep birilerinin bizlerle oyun oynadığını söylüyordu. Başkanın gizli bir ajanlası var. Bizlerin başkanı değil artık. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Kendisini başkan olarak kabul etmiyoruz. Açıklamasını yaptı. Galatasaray'da da Buffett'in bir kombis endişesi. Galatasaray'da iki başkan adayı da teknik direktör ve transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için kaynak arıyor. Takvim derlediği göre hem Eşref Havamcıoğlu hem de Metin Öztürk harcama limitleri ve bankalar birliğine yapılacak ödemelerden dolayı yeni sezonda takımın maaş bütçesini düşürmeye hedefliyor. Sezon sonuna kadar 750 bin euro ödenecek olan 37 yaşındaki Gomis'in yeni sezonda opsiyon devreye girmesi halinde ise 1 milyon 750 bin euro alacağı açıklanmıştı. Tecrübele Yıldız'ın opsiyonu devreye girerse yaklaşık 27 milyon liralık mali bir yük olacak. Bu nedenle hem Eşref Amamcıoğlu hem de Metin Öztürk'ün başkan seçilmesi durumunda ilk yapacağı işlerden birisinin Fransız Yıldız'ın sözleşmesiyle ilgili bu soruna el atmak olduğu belirtiliyor. Levent Üzemen de açıkladı. Galatasaray yeni Melo ve Fernando bulmalı. Galatasaray hayal kırıklığı yaşadı sezonun sonlarına gelirken spor yazarı Levent Üzemen Galatasaray orta sahasına dikkat çekti. Süperlikte 34 haftada orta sahası gol atamayan tek takım Galatasaray, Pulgar, Taylan ve Berkan gol atamadı. Gelecek yeni başkan ve yönetim bu orta sahayla devam ederiz derse hayal kırıklığı yaşarlar. Fernando tipi bir orta saha oraya mutlaka alınması lazım. Bir değil iki orta saha lazım Galatasaray'a. Galatasaray'ın orta sahaları milli takımlarda oynuyor ama daha golleri yok. Paramız yok ellerimizdekilerle idare edeceğiz derseniz hiçbir şey idare edemezsiniz. Galatasaray yeni Melo ve Fernando'sunu bulmalı artık açıklamasını yaptı. Burak Elmas'tan da seçim tarihiyle ilgili açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sarı Kırmızıların 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Bugün kamuoyunu açık bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı. Bütçe onaylanmadığı için Galatasaray'ın önünü kapatmak istemedik ve 30 Nisan'da seçim kararı aldık. Tedbir kalktı ama üyemiz istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken Saat 4 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse bir gün önceden bu kararı biliyordu. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok. Mahkemenin aldığı tedbir kararı sonrasında bizim bir talebimiz olmamasına rağmen bizim seçime girme şansımız doğdu. Ancak bizim böyle bir talebimiz olmadığı için adaylarla görüştük ve tedbir kararını kaldırdık. İki aday da 21-28 Mayıs tarihlerinde seçimin gerçekleşmesini istedi. Tedbirin kaldırıp seçimin 30 Nisan'da gerçekleşmesi durumunda dahi bizim adaylık niyetimizin olmadığını mahkeme iletip itirazda bulunduk ancak itirazımız reddedildi. İstifa etseydik Galatasaray başsız kalacaktı. TFF başkanlık seçimi yayın ihalesi gibi konular varken bunu göze alamadık. 25 milyon euroluk ek gelir yaratmış, sunduğu bütçeye uymuş bir yönetimi mali açıdan da ibra etmemeye çalıştılar. Galatasaray sosyal medya baskısıyla yönetmeye çalışırsak Galatasaray'ın yazın yapacağı bankalar bile ödemesinde yaşacağı sıkıntılar büyük olur açıklamasını yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.